Mutfağımdan herkese sevgiler, selamlar. Bugün sizlere aylarca erimeyen ve oldukça da lezzetli çizme yeşil zeytin tarifi paylaşmak istiyorum. Bu tarif pazarda zeytin satan resmiye teyze ait. Denedim, beğendim ve umarım sizler de beğenirsiniz. Buyurun başlayalım. 3 kilo yeşil zeytin için 5 litrelik su şişesi kullanacağız. Evet bakın bir gün önceden yıkamıştım zeytinlerimi ve 5 litrelik su şişemi de ki içinde normal hazır su var hazır ettim. Görüyorsunuz bunu yarısına kadar hatta yarısından bir parmak az olacak şekilde boşaltacağım ve çizdiğim zeytinleri içine atacağım. Bunun yanında 2 çay bardağı kaya tuzumuz bir yemek kaşığı limon tuzumuz ve yine bir yemek kaşığı zeytinimizin rengi böyle sarı kalsın istediğimiz için şekere ihtiyacımız olacak. Zeytinimizin salamurası için gerekli olan malzemeleri görüyorsunuz. Evet bu arada biliyorsunuz ben pratik şeyleri çok severim. Bir zeytin çizme aparatı görünce pazarda 5 TL'ye almıştım ve kullanmak nasip oldu. Zeytinlerinizi bıçakla da çizebilirsiniz. 2-3 yerinden zeytin çekirdeğine gelecek şekilde çizikler atarak az önce yarısından biraz daha az olacak şekilde azalttığımız su şişesindeki suyun içine zeytinlerimizi ekliyoruz çizer çizmez suya ekleme nedenimiz zeytinlerimizin kararmasını önlemek. Bakın su şişesinin kapağına bu aparatı koydum ve hızlı bir şekilde zeytinlerimi fazla değil 20-25 dakika içinde çizerek su şişesine yerleştirdim. Su şişesi kullanma nedenimiz ağzının dar olması çünkü bu tarifte kolay kolay hava almaması gerekiyor. Evet zeytinlerimi çizme işlemini tamamladıktan sonra 2 çay bardağı kaya tuzu yani salamuralık tuzu ekliyorum. 100 mililitrelik çay bardağı tuz oldukça bol olacak çünkü zeytinimizi koruyacak olan şey sadece hava almaması değil aynı zamanda da bu kullandığımız tuz. 1 yemek kaşığı şeker ve yine 1 yemek kaşığı limon tuzunu da ekledikten sonra eğer boşluk kaldıysa yani suyla tamamen dolmadıysa su şişeniz orayı da suyla tamamlayıp kapağını kapatıyoruz. Zeytinimiz beklerken bu su miktarı yavaş yavaş azalabilir. Her defasında tamamen üzerine ağzına kadar su doldurmayı ihmal etmeyin. Eğer suyla doldurmazsanız zeytinleriniz üstte kalan zeytinleriniz kararacaktır. Bu tarifle zeytin yapmak bu kadar kolay. Yani hazırlık süresi oldukça kolay. Evet bakın kapağını kapattım ve güneş almayan bir yerde bekletiyorum. Sırada ikinci aşamamız var. Bakın bu aşamada kapağı tam açmadan her iki günde bir Hafifçe böyle kapağı aralayıp içindeki havayı alıyoruz. 2 günde bir yaptığımız bu işlem ortalama 15 gün sürecek. 15 günün sonunda muhtemelen tabi zeytinin türüne ve cinsine göre artık kapağını aralayıp havalandırmamıza gerek yok. Ama eğer içinde su azaldıysa muhakkak içme suyu ekleyelim. Bu arada kapağı tutarak hafif havalandırın. Bir anda açarsanız kötü sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Evet 15 günün sonunda artık zeytinimizi dinlenmeye bırakabiliriz. Ne kadar sürede tatlanır derseniz zeytinin cinsine göre değilse de 2,5-3 ay bu şekil beklememiz gerekiyor. Evet, meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bizim zeytinimiz de yine aynı şekilde sabrederek olgunlaşacak. Ve evet, şimdi zeytinimin tam 3 ay sonraki halini görüyorsunuz. Bu videoyu çekmek için 3 ay bekledim. Zeytinim artık tatlandı. Ekstra bir salamura suya ihtiyacımız yok. Ancak eğer tatlanmadıysa birkaç gün suyunu değiştirip tekrar salamura yapmanız gerekir ama muhtemelen böyle bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Daha rahat servis edebilmek için ağzı geniş cam bir kaba alıyorum bakın. Zeytinlerimde herhangi bir erime, şekil bozukluğu yok. Hepsi harika görünüyor. Zeytinimizi koruyan şey kendi acı suyunda beklemesi ve aynı şekilde kullandığımız bolca tuz miktarı. Dilerseniz bu aşamada bir yemek kaşığı ya da yarım yemek kaşığı limon tuzu ya da benim yaptığım gibi limon ekleyebilirsiniz. Ancak limonları hemen doğrayıp içine atmıyoruz. Şöyle üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip güzel bir saklama kabında her gün karıştırıp şöyle bir hafta kadar limonları bekletiyoruz. Eğer bekletmezsek zeytinimizin suyunu bozacak ve içinde de kararacaktır. Ben limonlarımı bir hafta bekletemedim ama üç gün buzdolabında bu şekilde beklettim ve ara sıra karıştırdım. Ama dediğim gibi limon yerine yarım yemek kaşığı ya da çok ekşi seviyorsanız bir yemek kaşığı limon tuzu kullanabilirsiniz. Evet limonlarımı zeytinlerimin üzerine alıyorum ve zeytinlerim e, suyun yüzeyine çıkmasın istediğim için çünkü çıkarlarsa kararırlar bir aparatla plastik bir aparatla üzerini kapatıyorum. Ağırlık yapacak herhangi bir şey de kullanabilirsiniz. Örneğin temiz bir taş parçası bularak bu plastik aparat yerine kullanabilirsiniz. Evet, zeytinlerimin bir miktarını kenara almıştım biliyorsunuz. Şöyle 4-5 gün yiyeceğim kadar. Biraz tuzlu bir zeytin olduğu için bunu böyle 2-3 defa normal içme suyunda bekleteceğim ve suyunu süzeceğim. Eğer 4-5 günden fazla bekletecekseniz bu kadar fazla almanıza gerek yok. Evet bakın tuzlu suyunun bir miktarı gitsin diye ılık içme suyunda bekletip bu şekilde süzebilirsiniz. Kullanacağım kadarını alıp Diğerini tekrar içme suyu içinde bekletiyorum ama 4-5 günden fazla bekletirseniz yumuşamaya başlayacaktır. Evet artık servis edebiliriz bakın. Servis kasemi alıyorum. Tamamen kendi zevkime göre. Üzerine biraz kekik, biraz pul biber, bolca limon ve bir miktar sızma zeytinyağı ekleyip birkaç parça da cevizle taçlandırıp artık servis edebilirim. Bu arada pazarda satılan zeytinlerle ilgili küçük bir sır daha vereyim. Eğer böyle zeytininiz bir seneyi aşkın bir şekilde böyle sağlam erimeden kalsın istiyorsanız e, zeytin şişenizin içine bir bebek aspirini ya da normal aspirin de olur ekleyebilirsiniz. Evet bugün de bir tarifin sonuna geldik. Tariflerimi zamanında da izlemek istiyorsanız lütfen bildirim zillerinizi açmayı unutmayın tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah diyorum. Hoşçakalın.